Arkadaşlar örgü aşkım bebeğim kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle elimde tuttuğum bu güzel modelimizi çalışacağız. Modelimiz yetişkin ve bebek örgülerinde severek kullanabileceğimiz güzel bir çalışma. Evet hemen modelimizi kurmaya başlayalım. Kolay gelsin. Modelimizi anlatacak kadar çift ilmeği şişime alıyorum. ilmeklerimizi aldıktan sonra kısa ipimizin olduğu yer örgümüzün tersi arkadan bir diş haroşamızı örelim ve modelimizi onun üzerine kuralım birinci ilmeğimi düz olarak örüyorum bu sıra modelimizden değil bir diş haroşamı ördüm ve şurada görmüş olduğumuz gibi 3 diş haroşonun üzerinde beyaz ipimle model çalışmamı başlatmıştım. Burada hemen model çalışmamıza geçelim. Beyaz ipimi alıyorum. Başlangıç olduğu için ipimizin ilk rengi olduğu için birinci ilmeğimi örüyorum. Düğümü daha sonra atalım. Sıramızı tamamladıktan sonra dümdüz örüyoruz. Örgüyü hangi yönden alıyorsanız o yönden düz olarak örebilirsiniz. ilmeğimi ördüm. Evet birinci sırayı ördüm. İkinci sıra örgümüzün arka yönündeyiz ve ters olarak bütün ilmeklerimi örüyorum. Birinci sırada düz ördüm. İkinci sırada ters herhangi bir işlem yapmadım. Son ilmeğimi de örüyorum. Bakınız ipi bağlamadığımız için geniş geniş oldu. Hemen şöyle ipime asılıyorum. Beyaz ipimi ve burada düğümümü atıyorum. Bakınız asılınca kendisini toparladı. Beyaz ipime yine düğümümü atıyorum. Evet şimdi bir sıra düz bir sıra ters ördükten sonra modelimizi şurada yapmış olduğumuz gibi kurmaya başlayabiliriz. Nar çiçeği rengimi alıyorum örmeye başlıyorum. modelimiz kaydırmalı bir model. bakınız bir seferinde ipimizi burada uzatırken diğer sefer yan tarafa kaydı. tekrar bir üst sırada ilk sırada kurduğumuzla oldu. o yüzden buna dikkat edeceğiz. ve modelimizi kaydırarak örüyoruz. şimdi nar çiçeği rengimi alıyorum. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. bir boş aldım. iki tane ilmeğimi düz olarak örüyorum. bir ve iki. Bir boş iki düzümü ördükten sonra iki sıra beyazımı örmüştüm. İki sıra beyazımızın şöyle baktığımızda bakın ördüğümüz ve boş olan ilmeklerimizin arasındaki şu ilmeklerimizde işlemimizi yapacağız. Birinciden değil ikincinin altından girerek ipimi boş bir şekilde geçiriyorum. Bakınız şişimi ve iki tane ilmeği düz olarak örüyorum. İki düz ördüm iki ilmeğimi bakınız beyazlarımın ikincisinin birincisi değil ikincisinin altından giriyorum ipimi dolayarak yukarıya doğru çekiyorum bakınız iki tane düz bir altından aradan ilmek çıkarma iki düz bir aradan ilmek çıkarma şekliyle örüyoruz ilk boşaldığım ilmeği saymıyorum şöyle görelim ve sıra sonuna kadar bu işlemimizi tekrar ediyoruz iki tane düz bir ve iki aradan birinciden değil ikincinin altından bir tane ilmeğimi çıkarıyorum iki düz bir ilmek çıkar iki düz bir ilmek çıkar iki düz bir ilmek çıkar ve iki tane düz örüyorum son olarak Evet modelimizi ilk sırasını bakınız ilk modelimizi kurmak için ilk işlemimizi yaptık iki tane düzümü ördüm bir ilmek çıkardım iki düz bir ilmek çıkar iki düz bir ilmek çıkar birinci ilmeği boş buraya dikkat edelim bakınız hepsinde ikişer düz bir ilmek çıkarmamı yaptım örgümün arka yönünü çeviriyorum örgümüzün arka yönünde tersleri ters olarak örüyoruz ilmek çıkardığımız yerdeki ilmeklerimizi örmeden şişimize takıyoruz hemen başlıyorum birinci ilmeğimi boş alıyorum tersimi örüyorum Bakınız diğer yönde uzattığım ilmeği hemen ipime kendimden tarafa alıyorum. İlmeği boş alıyorum. İki tersimi örüyorum. Uzattığım ilmeği şişime boş örmeden takıyorum. İp bakınız arkada. İki tane tersimi örüyorum. Uzattığım ilmeği ipimi arkada örmeden şişime aktarıyorum. İki ters şişimize ilmeğimizi örmeden aktarıyoruz iki ters örmeden aktarıyorum. Şişime geçiriyorum. Son 3 tane tersimi örüyorum. Ve iki sırada ördüm tamamladım Evet şöyle bakalım. ilmeğimizi uzattığımız yere 1 2 3 tane ilmek var. Birincisini boş almıştık. Yine birincisini boş alıyoruz. 2 tane düz 1 aradan çıkardığımız uzattığımız ilmek 2 düz bir uzun 2 düz bir uzun bunu şöyle bir görelim bakınız şu birinci ilmeğimizi saymıyoruz boş alacağız 2 düzümüz bir uzatmamızı görüyoruz şimdi bir tane ilmeğimi renk değiştirdiğim için başlangıcı örüyorum renk değiştirmesek boş alacaktık bakınız düz olarak örüyorum Sıradaki ikinci ilmeğimi örüyorum. Düz olarak örüyorum. Burada dikkat etmemiz gereken modelimizin kurulumunda en önemli ve tek püf noktamız var. Şöyle ilmeğim yarımlamışım düzeltiyorum. Bakınız uzattığımız ilmeğimizde bir önceki ilmeğimizde işlemimizi yapıyoruz. Şimdi uzattığımız ilmeğimizi yani aradan çıkardığımız ilmeğin ön tarafına geçiyorum şöyle ilerisine. Yandan bir öncesi ilmek ve uzattığım ilmeğin ardından şöyle giriyorum. Bakın şu şekilde. Şu şekilde girdim ve şişime aktarıyorum. Örmüyorum bakın şişime geçiriyorum. Uzattığım ilmek şişime takarken öndeydi, ardından girdiğim için arkaya geçti. Şimdi öndeki düz ilmeğimi diğer şişime alıyorum ve örüyorum. 1 ve bir sonraki ilmeği de düz örüyorum. İki düz örüyorum. Aradan çıkarıp da arkaya geçirdiğim ilmeği şişeme alıyorum. Her iki ilmeğimin üzerinden geçiriyorum ve modelimi bu şekilde kuruyorum. Bakınız. Şimdi yeniden yapalım. Bakın aradan çıkardığım ilmek ve yanında bir tane düzüm var. Bu şekilde modelimiz kurulacak. Hemen aradan çıkardığım ilmeğin önünden şu şekilde giriyorum diğer şişime aktarıyorum ve bakın burada arkada uzun olan var önde ilmeğimiz var ördüğümüz düz ilmeğimiz şu şekilde girdiğimiz zaman yerlerini değiştiriyorum önde ördüğüm ilmeği düz olarak örüyorum yanındaki diğer ilmeğimi yine iki düz örüyorum aradan çıkardığım ilmeği bu iki düzümün üzerinden geçiriyorum tekrar bakınız önde düz ördüğüm ilmeğim arkada uzattığım ilmeğim şuradan girince yerlerini değiştiriyorum aradan çıkardığım ilmek arka düz ilmek öne geçiyor düz ilmeği diğer şişime alıyorum tıpkı modelimizi kurduğumuz iki düzümü örüyorum 1 ve iki aradan çıkardığım ilmeği ikisinin üzerinden geçiriyorum ve bu şekilde modelimizi birbiri ardınca kuruyoruz tekrar bakalım düz örgümün ilmeği önde aradan çıkardığım ilmek arkada şu şekilde giriyorum. Düz ilmeğim öne geçiyor. Diğer şişime aktarıyorum. iki düzümü örüyorum. iki düzümü ördükten sonra arkada kalan uzattığım ilmeği üzerlerinden atlatıyorum. Ve tekrar bakınız. Giriyorum. iki düzümü örüyorum. 1 ve 2 aradan çıkan ilmeğimi üzerlerinden geçiriyorum yine aynı işlemimi yapıyorum düz ilmeğimi öne alıyorum üzerinden geçiriyorum ve bir tane düz örerek ilk modelimi korumuş oluyorum bakınız gayet kolay şöyle baktığımızda ikişer ikişer ayrılmış durumda ilmeklerimiz hemen arkasını çeviriyorum arkasında herhangi bir işlem yapmıyorum Ters olarak örüyorum. İlk ilmeğimi boş alıyorum ve beyazımızın ikinci sırasında bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Evet şöyle görelim daha güzel görünecektir modelimiz. Şimdi nar çiçeği rengimize yeniden geçelim modelimizin ilk sırasını kurduk. Şimdi kaydırmalı olarak kuracağız. Diğer modelimize bakalım. Bakınız birinci sırada bir tane boş almıştım. iki düz almıştım. Dördüncü ilmek üzerinden yani dört ile üçün arasından ipimizi çıkarmıştık uzatmamızı. Şimdi bir boş alıp bir düz örüyorum. Hemen bu aradan çıkarıyoruz. Bakınız şu şekilde. Öne doğru kaydırıyoruz. Birinci ilmeğimizi renk değiştirdiğimiz için Örelim. İlk ilmeğimi renk değiştirdiğim için örerek alıyorum. Beyazımı şöyle sıkıştırıyorum. Ve bakın diğer modelimizi kurduğumuzda biraz önce de bahsettiğim gibi iki tane düz örmüştük bir boştan sonra. Burada bir tane düz örüyorum. Şöyle görmenizi istiyorum. Bir tane düzümü örüyorum ve iki tane aradaki beyazın ikincinin altından ilmeğimi çıkarıyorum. Ve iki tane düz örüyorum. Bakınız, her iki V'imizin tam arasındaki nokta aslında göreceğimiz gibi bakın ikişer ikişer ayrılmıştı ilmeklerimiz tam bu ayrımın olduğu yerden almaktayız modelimizi. Şöyle. Şimdi ikinci beyazın altından ilmeğimi çıkarıyorum, iki düz örüyorum, ilmeğimi yeniden çıkarıyorum iki tane düz örüyorum ilmeğimi yeniden çıkarıyorum iki düz ilmeğimizi ilmeğimizi çıkarıyorum iki tane düzümü örüyorum bakın son olarak burada da modelimizi kuralım ilmeğimi uzatıyorum bir tane düz örüyorum. Şöyle görelim. Modelimizi ikinci kez kurduk, kaydırarak. Evet, şimdi arkasından tersleri örüyoruz. Ilmek çıkardığımız, uzattığımız ilmekleri ise örmeden şişimize takıyoruz. İpimiz arkada bakınız. İki ters ilmeğimi boş alıyorum. İki ters ilmeğimi boş alıyorum iki ters bir boş iki ters boş 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 ve iki tersimi örüyorum. Tekrar iki rengimi tamamladıktan sonra beyaz rengimize geçiyoruz. Hemen alıyorum beyaz ipimi. İlk ilmeğimi renk değiştirdiğim için yine örüyorum. Şöyle sıkıştıralım arkadan. Evet şimdi bakalım. Bakınız bir tane düzüm var. Bir aradan çıkardığım ilmeğim. Aradan çıkardığım ilmeğimin hemen ardından giriyorum. Düz ilmeğimin de aynı şekilde giriyorum. Şişimi örmeden geçirip yönlerini değiştiriyorum. Ve düzümü diğer şişime aktararak hemen düz olarak örüyorum. Bir düz bir sonrakinde düz örüyorum. İki düzümü ördükten sonra aradan uzattığım ilmeğimi üzerlerinden geçiriyorum. Bir düz bir uzun ilmeğim yine geçiriyorum. Düzümü örüyorum. Bir düz daha örüyorum. İki düz üzerinden geçiriyorum. Tekrar bakınız bir aradan çıkardım. Bir düz bir düzüm örüyorum üzerinden geçiriyorum işlemlerimi tekrar ederek ördüm bakınız üzerlerinden geçiriyorum tekrar en sonumuzu örüyorum ilmeğimi alıyorum örüyorum ve şöyle üzerinden atıyorum. Evet modellerimize bakınız bu şekilde ilmeğimizi kaydırdık. Yeniden bir sıra daha örelim. İlk kurulumumuzla ıı, devam etmiş olalım. Şöyle baktığımızda bakınız ikişer ikişer ayırdık. Bir dakika modelimizi şuradaki araların içerisine yapacağız. Gayet belirli bir şekilde bakınız. Hemen altına da denk gelmekte. Evet arkadan bütün ıı, beyazımızı yani bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. kurulumumuz üzerinde geçelim birinci ilmeğimi ek değiştirdiğim için örüyorum iki tane düzüm örüyorum iki düzüm ördüm her iki beğmin arasına bakınız giriyorum her iki beeğimin arasına bir tane ilmeğimi çıkarıyorum 2 düz bir ilmek çıkar iki düz bir ilmeğimizi çıkarıyoruz iki tane düz bir ilmeğimizi çıkaralım iki düz ilmeği aradan çıkaralım bakınız aradan çıkardığımız yerler ilk modelimizi kurduğumuz yerler şu şekilde de sayabiliriz bakınız bir boş almıştık iki düz örmüştük hemen bakınız altına denk gelmekte Bu şekilde modelimizi kaydırarak istediğimiz örgülerimizde kullanabiliriz arasından çıkıyorum ve son olarak iki düzümü örüyorum Evet modelimiz bu sıralamadan ibaret şu şekilde göreceğimiz gibi modelimizi birinci sırada kurduğumuz şekliyle üçüncü sırada ikinci sırayla da dördüncü sırada bir sıra şöyle kaydırıp tekrar yerine bir ilmek kaydırıp tekrar yerine gelmekteyiz bu şekilde bir çalışmamızın sonuna geldik umarım çalışmamızı beğenmişsinizdir ve faydalı olabilmişimdir yeni çalışmalarımızda görüşünceye dek hoşça kalın, mutlu kalın görüşmek üzere